Değerli arkadaşlar, bu dersimizde sizlerle paleti tanımaya devam edeceğiz. Paletin text fields arkadaşlar, şuradaki bu görmüş olduğunuz yani elemanlarını size tanıtmaya çalışacağım. Hani bunun yine yani bu şekilde de böyle büyük küçük görünümleri var arkadaşlar. Bunları siz böyle istediğiniz gibi yani programlarınızda kullanabilirsiniz. Evet. Gelelim hemen. Bunu da bir sunum üzerinde hemen sizinle paylaşayım arkadaşlar bunu da. Evet, bu yazı alanları arkadaşlar. Yani bu sunumda yani plain text yani person name falan bunların hepsini göreceğiz arkadaşlar. Bu number, date falan yani bunların hepsini görünümlerle size sunmaya çalışacağım. Evet, burada gördüğünüz gibi 3 tarzda da görünüm var. İstediğiniz gibi bunlardan bir tanesini programlarınızda kullanabilirsiniz. Bunlar paletin yani farklı görünümleri. Yine burada arkadaşlar yani bu plain text dediğimiz şey yani düz metin kutusu arkadaşlar. Yani kullanıcılardan bilgi alışı ve bilgi girişi söz konusuysa biz bunu yani kullanırız. Hemen hemen arkadaşlar her programda mutlaka yani mutlaka böyle bir kutu vardır. Yani böyle bir bilgi alışı yapılan böyle yani sadece düz metin arkadaşlar. Yani burada bir düz metinden kastımız her şey olabilir. Sayı, rakam, işaret yani fark etmez. Evet, burada geldiğimizde yine yani person name'e geldiğimiz arkadaşlar. Yani bu da bir bizim kullandığımız elemanlardan. Eğer ki kullanıcıdan sayısal olmayan verileri yani girmesini istiyorsanız bunu kullanmanız lazım. Niye böyle bir şey var arkadaşlar? Arkadaşlar bu performansı yani daha doğrusu performanstan daha ziyade kullanıcının yani bilgi gireceği zamanki hatayı arkadaşlar siz minimize etmiş oluyorsunuz. Yani kullanıcı hatalı bilgi girişini en az seviyeye çekmiş oluyorsunuz. Çünkü kullanıcı tarafından da girilen bazı bilgiler yüzünden bazı programlar istenmeyen sonuçları doğurabiliyor. Evet. Burada yine arkadaşlar mesela parola için kullanacağımız bir alan. Yani kullanıcıların parolalarını bu şekilde almamız lazım. Çünkü yani birisinin görmemesi lazım. Yani o parolayı yani bu güvenlikten dolayı bu şekilde bilginin girişinin yapılması daha doğrudur. Yine burada arkadaşlar yine parola ama sayısal arkadaşlar. Sadece sayılar. Sadece rakamlardan oluşan sayısal veriler eğer ki girilmesini istiyorsak yani burada harf veya da karakter yok arkadaşlar. Sadece sayı. Bu şekilde girilebilir. Evet, yine burada e-mail yani elektronik posta girilmesini istiyorsak bu text kutusundan faydalanabiliriz. Yine burada arkadaşlar phone denilen yani telefon numaralarının yani bilgisinin girilmesi isteniliyorsa yani bu tarz bir kutu kullanabiliriz. Bu arkadaşlar yani cihazdan daha sonra mesela arama işlemlerinde de yani o cihazın üstündeki rehberde bulunan bilgilere ve onların arkadaşlar yani onların aranmasına da arkadaşlar yardımcı oluyor bu. Burada yine postal adres var. Yani posta adresi. Yani bu da bir elemanımız. Bunun da arkadaşlar bilgi girişi adreslerin alınacağı zaman yine rehberdeki bilgilerle arkadaşlar yani rehberdeki tutulan adres bilgilerini veya da başka programlardaki adres bilgilerini bunun üzerinden yine çekebiliriz arkadaşlar. Yani böyle de bir özelliği var. Evet, eğer ki çoklu yazı kutusu arkadaşlar bu da uygulamalarımızda birden fazla satırlı yani çoklu satırlı bilgi girişi varsa bu bizim işimize yarayacaktır. Mesela siz kullanıcıya bir text falan böyle uzunca bir yazı eğer ki bilgi girişi olacaksa yani bu şekil yani bunu kullanabilirsiniz. Evet.
Time arkadaşlar zaman. Bu da uygulamalarımızda saat formatında bilgi girişleri için kullanılıyor. Evet, yine geldiğimizde date arkadaşlar tarih. Bu da uygulamalarımızda tarih formatında bilgi girişleri için. Evet, yine sadece sayı var arkadaşlar. Yani sadece sayı. Sadece tam sayı. Yalnız bunu söyleyeyim arkadaşlar. Bakın, sadece tam sayı. Yani bunu kullanabilirsiniz. Bakın, burada sayının işareti var arkadaşlar. O bir öncekinde sayının bir işareti yok. Burada bir işaret var arkadaşlar. Yani artılı eksili sayılar söz konusu ise bunu kullanmamız lazım. Yine arkadaşlar, eğer ki virgüllü sayılar varsa, bunlarla çalışacaksak buradaki number elemanıyla çalışmamız lazım arkadaşlar. Evet, yine burada bir elemanımız var. Yani autocomplete. Bu otomatik tamamlamayı sağlıyor. Bakın şu, yani buradaki resimlerde de göründüğü gibi, siz daha bir harfe bastığınızda o kendisi otomatik olarak tamamlayacaktır. Arkadaşlar, bu yani bilgilerimizi tamamlamaya yardımcı olmaya çalışan, yani bu eleman, yani herhangi bir yani karaktere de destek veriyor arkadaşlar. Yani Android bu konuda sadece mesela İngilizce karakterler değil de mesela Çin, Japon, yani bunlara da bakın, yani bu resimdeki gibi, yani bakın destek verdiğini görmekteyiz. Evet, yine burada arkadaşlar, buraya bir dikkat edin. Buraya bir dikkat edin. Bakın, burada ise birden fazla, yani peş peşe, yani yazılar girildiğinde ona göre seçime gidebiliyor arkadaşlar ve bilgileri otomatik tamamlıyor. Mesela bakın, ilk örneğinde mesela bir ülkenin ismini girdi. İşte bakın, ikincide de bir tane daha arkadaşlar. Yani bu şekilde peş peşe girilecek olan bilgiler varsa bu multi autocomplete, yani bu elemanı kullanmamız lazım. Evet arkadaşlar, sağ olun, var olun. Bu sunumun da sonuna gelmiş olduk. Yani paletimizde arkadaşlar bu text field'ı da bitirmiş olduk. Yani burada dediğim gibi siz istediğiniz tarzda ya yani bu şekilde bunları kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bir dahaki derse görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağ olun, var olun.